Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size bugün iğneden tığa bir model hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk yeşil sırası hep aynı şekilde. İkinci sarı kirpikli sıralarımız da bu şekilde hep aynı şekilde devam ediyor. Çok kolay, çok basit. Bu modeli arkadaşlar dün Instagram üzeri Almanya'dan görüştüğüm Aysel Hanım'ın isteği üzerine hazırladım. Kendisi hafif modelleri sevdiğini söyledi. Ben de bu modeli tasarlamayı düşündüm. Yeşili çok rahat. Şimdi anlatacağım. Çok kolay. Üzerinin yapılışı da aynı şekilde hep devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Akıl yorucu, uğraştırıcı bir model değil yani arkadaşlar. Zarif, çıtı pıtı bu şekilde hazırladığım bir model. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battılarımızı hazırladık bu şekilde. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battıyla başlıyoruz. 1, 2 zincir tığ battı yapıp kapattım. Bu şekilde arkadaşlar, bu dallarımın arasında 5 tane tığ battı var. 1, 2 zincir 5 oldu. Evet, bu şekilde arkadaşlar 5'er tane koydum ara mesafesine. 5 tane yaptıktan sonra tığ battığımızı 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirim üzerine hafif tığımı uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle 5 tane kirpiğimin sığacağı küçük bir örümcek yapıyorum. Bunun üzerine 6 zincir. 5 ve 6. Hemen aynı tığ battının, zincir çekmeye başladığım tığ battının içine kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2 zincir, sıradaki tığ battıya. 1, 2 zincir, bu şekilde 5 tane tığ battı yapıyorum. 2 zincir, şurada bir yakma işlemi olmuş arkadaşlar. Şöyle tam ortalayıp 3. tığ battımı kapattım. 2 zincir, sıradaki tığ battıma, 2 zincir, sıradaki tığ battıma, toplam 5 tane olacak arkadaşlar. 5 tane bu şekilde 2 dal arası mesafeyi verdik. Yine 6 zincir. 6 zincirin üstünü hafif ipimi uzatıp şöyle arkadaşlar bir küçük örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Ortasında örümceğimiz var arkadaşlar. Dalımı kapattım buraya. 1, 2 zincir. Sıradaki tığ battıya. 1, 2 zincir. Sıradaki tığ battıya. 2 zincir. 2 zincir. 5 tane bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Tığım döndü. 4 oldu. Şimdi 2 zincir ve 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle hafif ipimi uzat. Küçük bir örümcek yap. Tekrar 6 zincir. Ve aynı tığ battının, zincir çekmeye başladığım tığ battının içine kapatıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. 3. Bu kadar arkadaşlar. Zorluğu yok gördüğünüz gibi. 4 kenar yazmamızı bu şekilde arkadaşlar tığ battılarla hazırlıyoruz. 4 oldu. 2 zincir çektim. 5 oldu. Bu şekilde ara mesafesini 5 tane tığ battı olarak ayarladım ben arkadaşlar. Sizin için yakınlık, uzaklık derecesi nasılsa ona göre de ayarlayabilirsiniz. 6 zincirimin üzerine bu şekilde minik bir örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı tığ battıya zincir çekmeye başladım. Tığ battıya kapatıp 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir. 2 zincir. Sıradaki tığ battıya kapattım. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dallarımız, bunları bu şekilde dört kenar yapacağız. Sonra arkadaşlar ikinci sırasına başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi kirpiğimizin yapımına.
Buradaki örümceğimizin iki kanadından giriyorum arkadaşlar arasına. Sık iğne ile buraya kapattım. Bakın arkadaşlar, bir tanesi boşlukta, iki tanesinden ben girip sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi çekip bu örümceğimin iki kanadına kapattım. 1. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4, 5 zincir. Bu da 5. Bu şekilde kirpiğimi tamamladım. Bir tane de zincir çektim arkadaşlar. İpimi kopardım. Ve buraya yakıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde kirpiğimizi hazırladık. Ara sularımızın üzerine iki sırası hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi öbür kirpiğe de gösterelim arkadaşlar. İki tane olsun en azından. Buradaki örümceğimin iki kanadından tutuyorum bu şekilde. Girdiğim iki kanadından buraya. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya iki kanadından kirpiğimi kapattım. 1. 5 zincir. Kirpiğimi kapattım. 2. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4. 5 zincir. Kirpiğimi kapattım. Bu şekilde buraya 5 tane kirpik yaptım. Bir zincirimi çektim ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde buraya 5 tane kirpiğimizi yaptık. İkinci sıra dediğim gibi bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapılışına bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel, çok zarif, çıtı pıtı oldu modelimiz. Çok da hoş oldu. Şimdi ara mesafesi olarak buradan iki tane bırakıyorum örnek amaçlı olduğu için. Şu ortadaki üçüncüye yapacağım arkadaşlar. Siz de örnek hani çıtı pıtı olduğu için fazla ara mesafesini açmasanız iyi olur. Bu şekilde şimdi üçüncü kirpiğimi tersini çevirdim arkadaşlar. Buradan yeşil yuvadan sık iğne ile giriyorum. Bu örümceğimden sık iğne ile girip ipimi buraya monte ettim. Bu şekilde. Ve üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çekip bir tane bırakıp ikinci bu 5 zincirli kirpiğin arasına bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir kirpik atlayıp ikinci kirpiğime kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen yeşil yuvanın içine kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Döndüm arkadaşlar, 3 zincirimi bu şekilde. 3 tane yuvam oluştu. 5 tane kirpiğin üzerine 3 tane bu şekilde yuva yaptım. 1, 2 zincirimi çektim, kapattım. 1, 2 zincir çekip kapattım, kirpik yapıyorum. 1, 2 zincir 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. 6, 7. Toplamda arkadaşlar 7 tane bu şekilde kirpik yapıyoruz. İkişer zincirli ve kapatıyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. Bakın bir tanesi oldu bile arkadaşlar. Sıra diğerlerini yapmakta. 2 zincir, çıtı pıtı bir zorluğu yok. 5 tane kirpiğin üzerine 3 tane yuva yapıyoruz. 2 zincir kapattım. 3 oldu. 4. 5, 6 ve 7. İkinci yuvamız da tamam. Sıradaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. Ve buraya da aynı şekilde arkadaşlar 7 tane ikişer zincirli kirpik dolduracağım. 2 zincirimi çektim. 1, 2 zincir 2, 2 zincir 3, 2 zincir 4, 2 zincir 5, 5, 6 ve 7. Bu şekilde arkadaşlar sonuncuyu da yeşil yuvaya sık iğne ile kapattım. Bir zincirimi de çektim.
İpimi kopardım. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar modelimiz dalımızın üzerinde. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi iğne yasından da hiçbir farkı yok. Hele alt çimenine bayıldım arkadaşlar. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. İğneden hiçbir farkı yok. Gayet zarif, çıtı pıtı bir model oldu. Yapımı da o kadar kolay. Sıralı bir model sayılır arkadaşlar. Çünkü yeşiller hep aynı gidiyor. Hiç kafa yormaya gerek yok. Sarılar aynı. Hepsi beşer zincir, beşer kirpik. Sadece ara sularını, ikinci sıra sarı kirpikleri bitirince ara mesafesi vererek bu sık iğneli kirpikleri yaparak arkadaşlar modelimizin çiçeklerini hazırlamak. Evet. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.